YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Güncel bir YouTube videosuyla birlikteyiz. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi bugün spreleri hakkında konuşacağız. İnternetten spresi sipariş ettim. Bakalım sprelerimiz nasılmış. Şöyle bir peş şişede geldi arkadaşlar. Şurada tabii ki spresini nasıl üretebiliriz, ne yapabiliriz bunlar yazıyor tabii ama ben bunların hiçbirini dinlemem. Benim böyle bir kurallarım yoktur. Benim kendi bildiğim bir şey var, onları yapacağım her zamanki gibi. Yani burada yazan her şeyi uygularsak işimiz iş zaten, kafamız karışır. Bizim kendi bildiğimiz bir şeyler var. Şöyle sprelerimiz gelmiş arkadaşlar. Görebiliyor musunuz videoda bilmiyorum ama gördüğünüz gibi kıpır kıpır zıplıyorlar. Şöyle zoomlayalım. Gördüğünüz gibi bu nokta gibi pirinç parçası, pirinç tanesi gibi olan şeyler spreli dostlar. Bu sprelerini şimdi aşılayacağız. İki tane kendime kültür oluşturacağım. 5 litrelik. Bir tanesi bu olacak. Diğeri de bu olacak. Bir tanesinde yeşil suyla üretmeyi deneyeceğim. Diğerinde de ne olur ne olmaz kültür çökerse tüm pirelerimiz ölmesin diye pirelerin yarısını da buna koyacağım. Burada da muz kabuğuyla üretmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunu merak ettik. Şimdi buraya önce temiz su dolduralım. Buna da temiz su dolduralım. Benim 5-6 gündür dinlendirdiğim burada damacanalarım var. Bu damacanalardan bunları bir su doldurun bakalım neler olacak. Evet dostlar, sprelerini aşıladık. Aşılama işlemi yaptım sprelerini. Yani bir yoğurt kovasına boşalttım. Aynı balıkları nasıl yeni bir balık aldığımız zaman akvaryum eklemeden önce nasıl aşılama işlemi yapıyorsak pirelerimizde yarım saat boyunca aşılama işlemlerini yaptık. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar şu anda. Kıpır kıpır yüzüyorlar gördüğünüz gibi. Bayağı da tatlılar. İnşallah Allah'ın izniyle bunları çoğaltacağız. Çünkü benim çok değişik taktiklerim var. Yani bayağı bir makale okudum. Mesela ilk üretim tesisimize diyelim, setimize diyelim. Pirelerin bir bölümünü koyacağım buraya. Buraya da sadece yeşil suyla pireleri besleyeceğim. Herhangi bir hava motoru vesaire takmayacağım. Sadece yeşil su vererek burada besleyeceğim pireleri. Bunda ise yeşil su vermeyeceğim. Sadece muz kabuğu koyacağım. Buz kabuğunun suyu bozmasını engellemek için de hava taşı koyacağım buraya. Yani iki ayrı set koydum. İki ayrı sette pireleri ikiye böleceğim. Yarısını buraya, yarısını da buraya koyacağım. Bu şekilde üretmeyi deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk etapta pireleri dökelim. Birazını buraya dökelim mesela. Hadi bismillah, 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 bismillah. Oh, maşallah. Evet dostlar, sprelerin bir bölümünü buraya koydum. Burada yeşil suyla bunları besleyeceğim. Bir bölümünü de buraya koydum. Muz kabuğuyla birlikte bunları besleyeceğim. Bakalım hangisi daha etkili olacak? Yeşil suyla beslenen pireler mi daha büyüyecek, daha çok çoğalacak yoksa muz kabuğuyla mı? Bunların ikisi de gerçekten hem yabancı kaynaklarda hem de ülkemizin kaynaklarında birçok yerde okudum. Bakalım hangisi daha faydalı olacak. Muz kabuğu bozmaması için suyu bir de hava taşı atacağım. Şimdi bir hava motoruna taş bulmam gerekiyor. Biraz bekletiyorum size. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Son sekli bu şekilde oldu. Muz kabuğunu koydum. Bidona da bir tane hava taşı attım ki suyun üzerine hareketlendirsin ve suyun üzerine yağlanmayı engellesin diye bir de hava taşı attık. Bakalım muz kabuğuyla mı yoksa yeşil suyla mı daha hızlı bir şekilde sprelerini üreteceğim. Bu videoda bunu anlattık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoyu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.